Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki farklı renkte hibritlemiş olduğum köklendirerek birleştirdiğim menekşemin fide verdiği, bebek menekşe verdiği halini göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Mor ve pembe menekşem arkadaşlar. Bu mor menekşem, bu da pembe menekşem arkadaşlar. Bakın birleştiği noktayı size göstereyim. Şöyle sallayayım. Köklendirerek bunu yaptım arkadaşlar. Bir, iki ve şurada da bir tane, üç tane şu anda yavru veriyor arkadaşlar. Hibritleme melezleme demek arkadaşlar. İki farklı yaprağın enerjisinin keserek bir hale, bütün hale getirmesiyle farklı renk oluşturmaya çalışıyorlar. Ve dünyada çok farklı renkte menekşeler hibritleme yöntemiyle elde edilmeye çalışıyorum. Biz tabi evde denedik arkadaşlar. Hani yapabilmeye çalıştık. Tabi botanikçiler, ziraatçiler bunları daha farklı ortamda gözlemleyerek daha güzel, daha net bir şekilde yapıyorlardır. Evdeki denememiz bunlar arkadaşlar. Pembe menekşemiz bu arkadaşlar. Mor menekşemiz de bu. Bunların ikisinden aldım. Alırken nelere dikkat ettim? Sağlıklı bir yaprak olmasına dikkat ettim arkadaşlar. Yani küçük bir yaprak olmayacak. Çok eski, pörsümüş ve yaşlı bir yaprak da olmayacak. Bakın ben bir şey göstermek istiyorum size. Bu bir yaşlı yaprak arkadaşlar ve bu hiçbir şekilde vermedi. Fide vermedi. Bakın diğerleri verdi. Bakın bunların hepsi verdi. Bu da henüz vermedi. Bu şekilde ben eksik ne yaptığımı anlıyorum. Birkaç tane yaprak fideleyince arkadaşlar. Ve sağlıklı iki yaprağımızı koparttım. Nasıl? Deneyelim arkadaşlar. Kopartalım. Bundan da kopartalım. Sağlıklı. Şu olabilir. Evet, yapraklarım bunlar arkadaşlar. Bakıyorum bir pörsüme yok. Sapları sağlam, bir sararma da yok, yara izleri de yok. Bunları normalde arkadaşlar suya koydum ve 20-25 gün bu yaptığım menekşe köklendi. Bu sefer köklenerek yaptım. Ben de size öneririm arkadaşlar. Yapmak istiyorsanız köklenerek yapın. Ve köklendikten sonra arkadaşlar şuna dikkat edin. Buradan bir kesik alıyorum, kesiyorum. Çok da kesmiyorum bakın. Hafif. Bakın kestiğimi göstereyim. Temiz bir bıçakla yapıyoruz arkadaşlar. Bunlar da hastalanabiliyorlar. Mikrop kapabiliyorlar. Bakın ikisini kestim. Ben örnek olması için gösteriyorum. Normalde bunların köklü olduğunu düşünün arkadaşlar. Ve şu ikisini bitiştiriyorum arkadaşlar. Bakın. Ve arkadaşlar bunu normal bir yere, bakın bu ayrımın açılmaması şeklinde dikiyorum. Ve haftada bir kere suluyorum. Bu şekilde arkadaşlar, özellikle birleşmesine ben dikkat ettim. Bunu dik durmasına önemli değil arkadaşlar. Yatık da yapabilirsiniz ama yeter ki bu ikisi bir bütün olsun. Hani yatık olmasında bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ben özellikle bunda bakın çok yakın bir çekmek istiyorum ki hani çıkartmak istemiyorum yerinden arkadaşlar. Bak yarıkları hala duruyor yardım yerler. Evet arkadaşlar. Diğer menekşelerini de göstermek istiyorum. Bakın. Büyüdü artık. Ve bu tek büyüyor. Bir de yavru da verebilir. Birkaç yavru da verebilir menekşelerimiz. Ama benim gözlemlediğim şu ana kadar arkadaşlar en iyi tutan tek yavru verenler çok daha hızlı büyüyebiliyor. Yani 5-6 tane 7 tane yavru verdi diye sevinebilirsiniz de. Ama başarı ben biraz geç gördüm. Umarım arkadaşlar bunların büyüdüğü şekilleri de size gösteririm. Bu hibrit menekşemin
büyümüş olduğu halde gösterin. Tabii kayıp yaşanabiliyor ama buraya kadar gelmiş olmak da beni memnun etti. Hani iki farklı menekşenin yaprağın hiç ayrılmadan bir bebek menekşe vermiş olması da güzel, harika bir şey. Umarım arkadaşlar güzel büyürler. Evet, hoşça kalın.